bu kara para aklama meselesi. Ne oldu da biz bunu bugün konuşur olduk? İnsanların gözünün içine sokulan bir dünyadan bahsediyoruz. Günde 750 bin lira harcayacak lükse sahip olan bir kadın. O dünyanın yıkıldığını bütün herkes merak eder. Paran varsa bu ülkede güçlüsün, sana kimse dokunmaz algısına çok fazla kapıldıklarını düşünüyorum. Yoksullukla sınanıyoruz ve orada hiçbir yoksulluğun olmadığı, hatta her şeyin çok parladığı bir hayat var. Bütün bu takipçi sayılarının altı yalan. Kişi de zannediyor ki benim başarım. Ama şeyi unuttuk, kalabalıklar göklere çıkardıkları insanların yere düşüşlerini de görmek isterler. Adnan Oktar'a baktığın zaman ne görüyorsun? Hasta ruhlu, tehlikeli bir zeka görüyorum. O kızların yaşayamayacak hale getirdiklerini gördüm. En az 1000 kızın hayatını mahvettiğini söyleyebilirim. Şantaj kasetlerinin, ana kasetlerin hiçbiri bulunmadı. İnsanlar şunu söylüyor, aman Adnan Oktar'a bulaşma, bak çok tehlikeli. Ne yapabilirler? Bir canım var, başka bir şeyim yok. Kara para nasıl aklanır? Güzellik merkezleri üzerinden aklanır. Çok basit bir sistem kurmuşlar. Hepsi aile şirketi, birbirine para gönderilmiş. 4 şirkette bütün paralar toplanmış, nakit çekilmiş. Kurulan sistem çok amatörce bir sistem. Cezaevinde ne oluyor şu anda? Nasıl bir hayatları var? Bulunduğu koğuşta kahve içemeyen Dilan Polat'a döndük. İçeride sadece çay içebilir ama o da çok zor. Uykum var, ben biraz daha uyuyayım deme şansınız yok. Kıyafetlerin bile sınırlı olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Konuşma fırsatı olsam neden demek isterdim? Çünkü duruşma salonunda tutukluluğunu duyduğu zaman oğluma kim bakacak diye dramatik bir cümlesi vardı. Neden şu an kendi çocuklarını o pozisyona getirdiğini? Sadece ben bunu merak ediyorum. Katers Ekstra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Emrullah Erdinç oturuyor. Son dönemde özellikle dijital dünyada herkesin gözü onun üzerinde. Böyle diyorum ama aslında herkesin gözü onun yaptığı haberlerin üzerinde. Başka bir samimiyetle ve aslında doğru habercilik sloganını kullandığını beden dilindeki her halinden anladığınız bir cesaretle karşımızda. Ve özellikle son dönemde dijital medyada hem hazırladığı özel dosyalarla hem de habercilikle aslında bize olduğu gibi doğruyu direkt bir şekilde hem de haberin merkezinden anlatıyor. Şimdi sosyal medyada, YouTube'da daha çok görüyoruz diyorum ama aslında deneyimli bir gazeteci var karşımda. Bugüne kadar polis muhabirliği yapmış, polis adliye muhabirliği yapmış. Çok önemli dosyalara imza atmış, aynı zamanda haber müdürlüğü yapmış bir gazeteci var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rahat mısın bu koltukta Emrullah? Rahatım. Tamam. İlk kez böyle bir koltuğa oturuyorum ama rahatım. Kendi hikayeni, duygularını anlattığın bir programa katılmış mıydın hiç daha önce? İlk kez olacak. Hoş geldin. Hoş Teşekkür bulduk. Ederim de güvenip katıldığın için. Kesinlikle. Ayrıca. Kesinlikle. Sizin de samimiyetinize inanarak geldim. Günceldeki, gündemdeki çok önemli dosyaları işliyorsun şu anda. Ama diğer taraftan işte sosyal medyada da bakınca altta yorumlar, bir ilgi var sana. Gözler üzerinde başladı söylediğim gibi. Bu da bir popülarite bir nevi. Onu sorayım, sevdin mi böyle popüler olmayı? Daha geniş alanda bilgi vermeyi sevdim. Ama bunun karşılığında aşırı gelen ilgi biraz korkutuyor, onu da söyleyebilirim. Nesi korkutuyor mesela? Ya şöyle, hiç tanınmadığınız bir insanı ekranda hani görerek hayranlık duymak ya da hayranlığın ötesinde sevgi boyutunu değiştirecek şekilde mesajlar atmayı şaşırıyorum. Bu korkutuyor. Bildiğin, alışık olduğum bir şey de değil. Değil. Yani değil. Biraz da ondan kaynaklı olabilir. Peki ana başlık olarak özellikle de meslek hayatında zaten kendisini mesleğine de adamış. Hı hı. Ve bugünlerde de sıcak haberin ortasında olan biri olarak aslında sana sormam gerekir. İlk aklına gelen cevapla. Türkiye'de gazeteci olmak ne demek? Çok zor bir meslek. Yurt dışında birçok yerde hani gazeteci dediğiniz zaman birçok kapı açılır. Devlet kurumuna da gittiğinizde ya da başka birimlere de gittiğinizde, gazetecinin olduğunu belirttiğinizde insanlar size doğru bilgiyi yaymanız için bilgiyi veriyorlar. Ama bizde öyle değil. Bizde aksine herkes saklıyor. Sakladığı yerde yalan bilgi çok aşırı düzeyde yayılıyor. O yüzden hani bizim sektörümüzün Türkiye'de çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Belki muhabirlik geçmişinin de getirisiyle beraber o tam merkezinden, yani sizin ekibin, sadece sen de değil elbet. Evet. O yayınlar cezaevinin önünden yapılıyor. İzlediğimiz zaman seni her yeni gelişmede beraber oralarda olduğunuzu da görüyoruz. Yorucu değil mi?
Çok yorucu. Hele Silivri cezaevinde koşullar el vermediğinde, yarım yamalak yaptığımız o yayında bir rüzgar esiyordu. İster istemez ertesi gün hastalanıyorsunuz. Ya da adliyenin genelde böyle bahçeleri çok soğuktur. İster istemez böyle hastalanıyorsunuz o güzergahlarda gidip gelirken. Ve tabii ki çok zor, yorucu. İnsanlarla bir taraftan uğraşıyorsunuz, hava koşullarıyla uğraşıyorsunuz. Ama doğru bilgi aktarmak adına bunları yapmamız gerekiyor. Habercilik görevi olarak da bunu yapmamız gerekiyor. Birçok tarafıyla soracağım bu hikayeyi. Elbette insanız, duygularımız var. O yüzden de bu programda aslında duyguların merkezde olduğu bir program olarak soracağım. Takip ettiğiniz dosyalar var, davalar var. Kapalı kalmış birçok bilgiyi de ulaştırdınız bize son dönemde. Ama hislerini de merak ediyorum. Mesela sen son dönemdeki dosyalardan biri. Dilan Polat'a baktığın zaman ne hissediyorsun? Aslında bunu ona da bir konuşmak isterdim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Cezaevinde görüşmek istedim. Bir konuşma fırsatı olsam sadece şunu söyleyeyim. Neden demek isterdim hani baktığımda. Çünkü kendisinin duruşma salonunda tutukluluğunu duyduğu zaman oğluma kim bakacak diye bir cümlesi vardı. Baktığım zaman çok dramatik bir cümledir. Annesi babası olmadan büyüyen Dilan Polat'a da ben aslında hep kafamdaki soru neden sorusunu sormaktır. Neden şu an kendi çocuklarını o pozisyona getirdiğini. Sadece ben bunu merak ediyorum. Gerçekten samimiyetle sormak isteyen bir taraftan da söylüyorsun bunu. Evet. Aynı soruyu yakından takip ettiğim ve artık gazeteci olmak biraz da hikayesini bilmekten de geçiyor bu insanların. Engin Polat için sorsam, onunla ilgili ne hissediyorsun? Engin Polat'la ilgili hiçbir şey hissetmiyorum. Yani iddia edilen suçların hani merkezinde olan birinden bahsediyorum. Ve aynı şekilde Engin Polat'ın adliyede de görüntüsünü gördüğümde samimi olmayan, sürekli yalan söyleyen bir karakter varmış gibi bana geliyor. Bunu biraz da sosyal medyada yaptığı paylaşımlara baktığımız zaman ve şimdiki dosyaya da baktığımız zaman dosyada çok aşırı düzeyde yalanlarını gördüğüm için de bana hiç samimi gelmeyen bir Engin Polat figürü var diyebilirim. Uğur Dündar bir açıklama yaptı. Tam bu hislerden giderken güvenilir bir kaynaktan gelen bilgi dedi. Ayhan Bora Kaplan'la Engin Polat kankaydılar. Dilan Polat ön planda kullanılan bir magazin figürüydü. Her şey Engin Polat tarafından tezgahlandı. Katılır mısın buna? Şöyle Engin Polat tarafından tabii ki tezgahlandı. Ama şimdi yargı dosyaya baktığımız zaman Dilan Polat da bu işin merkezinde. Nasıl merkezinde? Parayı harcarken yine dosyaya bakacak olursak masanın ön raporunda o şirketlerden para çıkarken Dilan Polat'ın imzasının olması. Yani bir insan ne kadar kendisini kullandırabilir ya da ne kadar kendisini kullandırılmaya izin verebilir. Bana göre Dilan Polat her şeyin farkındaydı. Ha, sadece sistemi bilmeyebilir ama her şeyin farkında olduğunu ben düşünüyorum. Peki. 1,5 yıl önce burada konuğum oldu Dilan. Aslında parayla anılmadan bile önce hikayesini anlatmak üzere bu programa gelmek istedi ilk defa. Şimdi görüyorum Katarsis'in o bölümünün altına yorumlar yapılıyor birçok konuyla ilgili. Burada hepimizin, hani psikolog olma rolünü de bundan dışarı çıkartarak söyleyeceğim. Hepimizin asıl isteği doğrunun ortaya çıkması. Doğru. Adaletin yerini bulması. Bir suç varsa cezasız kalmaması. Bütün bu linç gündemlerinin ya da bazen insanların kendi duygularını da birilerine yansıttıkları düzenin ötesinde hep onu söylüyorum. Yani suç varsa cezasız kalmasın. Kesinlikle. Bu kadar insan hayatlarımızı dürüstçe idame ettirmeye çalışıyorken ortada bunun dışında bir durum varsa bu zaten adalete, dünyaya inancımızı sarsar. Böyle olmazsa bir taraftan da. Ama senin de değindiğin tek bir yer, lütfen çocukların görüntülerini paylaşmasın kimse. Şöyle ki bunu yaptığım haberlerde de, yönetici olduğum dönemlerde de medyada her seferinde haberlerde bunu belirttim. O çocukların rızası olmadan bir fotoğraf paylaşımları söz konusu. Belki onlarda bir travma olacak. O yüzden asla ve asla çocukların fotoğraflarını paylaşmasınlar. Evet, bu hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu. Bu tarz davalarda orada iki tane çocuk var 18 yaşının altında. Anne babalarıyla hesaplaşmaları onları bağlar ileride o aileyi. Ama 18 yaşına kadar herkes çocuksa
ve çocuğu bir suçun uzantısı olarak gösteriyorsak çok temel aidiyetlerden bir tanesi bu gibi geliyor bana. Hı, onun alanını korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bu dosyada da bakacak olursak bir görüntü vardı. İşte hani oğluna araba seçer misin diyor. Hangi arabayla gitmek istiyor? 5 arabadan birini seçmesini istiyor. Ama arabaların hiçbiri yok şu an. Ve çocuk yine nasıl gidiyor? Arabayla gidemiyor. Ya servisle gidecek ya birisi çocuğu bırakacak. İşte çocuklarımıza da hani bu kültür şoklarına, bu hayatın şoklarına yaşatmamamız kesinlikle gerekiyor. Öyle. Toplum olarak da dikkatli olmamız gerekiyor. Çok yakından takip ettiğin dosyalar var. Bu kara para aklama gündemiyle de beraber. En son yaptığınız fenomenler koğuşunu da izledim. Mesela böylece Nihal Candan, Bahar Candan gibi dönemin magazin figürüyken şu an yargılanma süreci ya da iddia sürecinde olan insanları da takip ediyorsun. Merak ediyorum, sen mesela Bahar Candan'la bir gazeteci olarak röportaj yapsan ne sorardın ona? Bu sosyal medyada gösterdiğiniz figür gerçekten de siz misiniz? Hukuk fakültesini okuduğunu söyleyen ve biraz daha geçmişine baktığımda, şimdi lise olarak bakıyorsun, fen lisesi mezunu. Şimdi fen lisesi de hani kolay kazanılacak bir okul değil. Demek ki bir zeka var. Zeki olan bir kızın nasıl olur da sosyal medyada, tırnak içerisine söyleyeyim, hani kendisini daha böyle hani aptal demeyeceğim ama hani biraz hani öyle gösteren bir yapıya dönüyor. Şimdi arada müthiş bir değişim var. Hangisi? Yani bunu oynuyor mu yoksa gerçek o mu? Birincisi onu sormak isterdim. Ne oldu da bunca yıldır devam ettiğini öğrendiğimiz, zaten hepimizin vatandaş olarak bir yandan da şüphelendiğimiz bu kara para aklama meselesi, vergi kaçırmalar, birçok gündem bununla ilgili. Ne oldu da biz bunu bugün konuşur olduk sence Emrullah? Aslında Türkiye'de 90'lı yıllarda da bir kara para vardı. Ben mesleği başladığım dönemde de kara parayı haberini yapıyordum. O zaman uyuşturucudan elde edilen kara paranın Türkiye'ye sokulmasından bahsediyorduk. Ya da kumardan bahsediyorduk. Şimdi yaşım ortaya çıkacak. Ömer Lütfü Topal cinayetiyle birlikte orada dönen paralardan bahsediyorduk. O dönem de vardı. 2000'li yıllara geldik. Yine vardı. 2023 yılına geldik yine. Sadece buradaki figür farklıydı. Yani figür dediğimiz işte Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın hayatlarını masallardaki gibi yaşayan iki insandan bahsediyoruz. Baktığımız zaman normal hayatın doğal akışına aykırı insanların gözünün içine sokulan bir dünyadan bahsediyoruz. İşte o dünyanın gerçek olmadığını, yıkıldığını bütün herkes merak eder oldu. İşte bakın bunun kaynağı kara paraymış. İşte legal bir para değilmiş. Sokağa çıktığı bütün herkes bunu konuşuyordu. Çünkü öyle bir tablo çizmişlerdi ki mükemmel bir portre. Her şeyle mutlu bir çift ya da kendi tabiriyle günde 750 bin lira harcayacak lükse sahip olan bir kadın. Şimdi o aslında insanların ilgisini çekti. O dünyanın nasıl çöktüğünü görmek istediği için kara para bu kadar gündem oldu. Yoksa kara para her dönem vardı. Biz zaten her dönem kara paranın haberlerini yapıyorduk. Hatta Türkiye uzun bir zamandır hani gri listede, kara paradan kaynaklı gri listede olduğunu hepimiz biliyorduk. Sadece Dilan ve Engin Polat'ın o peri masalındaki gibi hayatının çöküşünü insanlar daha fazla görmek istediği için kara parayı daha fazla konuşur hale geldik. Şöyle bir ekleme de yapabilirim galiba. O kadar çok, hele ki ekonomik krizin sert bir döneminden geçen bu kadar insan, aslında herkesin ideal beninde ve ideal dünyasında çoğunluğun diyelim, kendi yaşadığı yoksunluktan kurtulup böyle bir hayata ulaşmak da vardı. Ve izledikleri hayatta aslında galiba bir takım umutlar doğdu insanlara. Bu olabilir mi diye. Öfkelenseler de, linç etseler de, yerlere göklere sığdıramasalar da bir bağ kurdular belki de istedikleri hayat üzerinden. Çünkü biz yoksullukla sınanıyoruz. Çoğumuz başka şekillerde. Çoluklar, çocuklar hayat ve orada hiçbir yoksulluğun olmadığı, hatta her şeyin çok parladığı bir hayat var. Ve kalabalıklar o hayatı kendisinin bir parçası ilan etmek istercesine göklere çıkarttı. Bütün bu takipçi sayılarının altı yalan. Hepsi bizim ulaşmak istediğimiz tarafta. Takipçi sayısı artan kişi de zannediyor ki benim başarım. Ama şeyi unuttuk. Kalabalıklar göklere çıkardıkları insanların yere düşüşlerini de görmek isterler. Kesinlikle. O yüzden de o düşüşü görmenin ilgisi de vardı.
Diğer taraftan galiba Dilan Polat'ın hikayesine baktığımda tabii hangi suçlar artık işte suç olarak kabul edildi, neler hala iddia, onları senden duyacağız ama eğer gerçekten ortada büyük suçlar varsa bu biraz da kendi kendine ihbar değil miydi Emrullah? Bas bas, bağıra bağıra, hani bir suçlunun son suçunda bir ipucunu özellikle bırakması gibi. Bu kadar bana bakın, beni görün, öfkemi de görün. Arkasında, bilinç dışında burada bir şey oluyor, artık yakalayın demenin de bir biçimi gibi sanki. Şu şekilde değerlendiriyorum. Çok yoksul bir hayat yaşayıp, işte yaşadıkları evlere hepsini gösterdik. Öyle bir hayattan yaşayıp, sonra birdenbire parayı bulduklarında, bakın ben parayı nasıl buldum. İşte o eskiden hani sokak arasında değil, işte fakir ama gururlu kadın vardı ya, bakın işte o ne hale geldi. Bakın nasıl bir hayat yaşıyor. Onu gösterme çabası vardı. Ben eğer ki başına bunların gelebileceğini düşünseydi zaten ne öyle bir paylaşım yapardı veya ne de bu Engin Polat suç unsurlarının ya da kabul ettikleri için, şu an kabul edildiği için söylüyorum, vergi kaçırma olaylarına gireceklerini düşünmüyorum. Bu cezaevi koşullarını görüyor olsalardı. Fakat başına geleceklerini bilmediklerinden ve daha önce de hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmediği için de, onu da bilmedikleri için normal gördüler. Nasıl olsa bize bir şey olmaz. Bir noktadan sonra paranın da gelmesi, parayla birlikte etraflarında insanların oluşması, o oluşan insanların da sürekli onları belki de gaz vermesi, tabiri caizse sokak ağzıyla burada konuşacağım. Onları pohpohlayarak nasıl olsa bize bir şey olmaz. Herkes bizim yanımızda. Paran varsa bu ülkede güçlüsün, sana kimse dokunmaz algısına çok fazla kapıldıklarını düşünüyorum. Ama devlet eğer ki bir suç unsuru varsa istediği an, istediği kişiye de dokunabileceğini Dilan Polatlar üzerinden de topluma göstermiş oldu. Belki altında çizelim, hem günlük hayatta hem sosyal medyada en çok göstermek istediğimiz şey çoğunlukla en büyük boşluğumuzu kapatma biçimimiz oluyor. Hayat içerisinde doğal olarak bizde görünenlerden bahsetmiyorum. Özellikle göze soka soka göstermek istediğimiz mevzunun bizim hayatımızda nasıl bir boşluğa denk geldiğine de bakmamız lazım. Emrullah, bir gazeteci olarak soracağım. Elbet birçok yöntemi vardır ama kara para nasıl aklanır? Son dönemde güzel merkezler üzerinden aklanır. Hatta Breaking Bad diye bir dizi var. Dizi bunu çok güzel anlattı. Uyuşturucudan para geliyor. Oradaki avukat, genç uyuşturucu baronla diyelim, param vardı, bunu aklaman gerekiyordu. Niye aklayayım ki diyor, çok param vardı. Sisteme sokamazsın diyor. Çok param var ama hiç param yok. Senin onu sisteme sokman gerekiyor. Ne yapacaksın diyor, nasıl sokacağız diyor. Çok kolay diyor. Güzellik merkezi açacağız diyor. Orada diyor parayı diyor, legal parayla kirli parayı diyor, aynı havuza koyacaksın ve aktaracaksın diyor. Şimdi bizdeki de aslında böyle. Tabii ki çok farklı Türkiye'de aklama yöntemleri var. Ama son dönemde bunun en kolay yöntemini, daha önceden bunu rahatlıkla artık söyleyebileceğim. Çünkü devletin de bunda bir el atması gerekecek. Güzellik merkezlerinde satılan kremlerdir. Ben bir krem üretiyorum desem, yani çok basit. Şu bardağın maliyeti bellidir. Siz bunu bir yere yaptırmanız gerekir. Bunu alacağınız fiyat bellidir. Ama bir krem üretirseniz, ben krem ürettim derseniz, fiyatını siz belirlersiniz. Bunu ister 50 liraya satarsanız, isterseniz 1000 liraya satarsınız. Markalı bir krem alırsanız, distribütörü olursanız, zaten şirketinizde onun bir girdisi olması gerekecektir. Siz de üzerine KDV'sini koyarsınız, ancak onu o şekilde satabilirsiniz. Yani bunun üzerinden markalı şu an satılan bir kremi üzerinden parayı aktayamazsınız. Ama kendiniz bir krem üretiyorum derseniz, krem ve yan yine ürünler için, bunu ben satıyorum, bunun fiyatı da budur dediğiniz zaman parayı aktayabilirsiniz. Çünkü 1 lirayı ürettiğiniz ürünü 1000 liraya satarsınız. Ve bunu satarken de sahte talepler oluşturursunuz. Normalde sizden 100 kişi satın almıştır kremi ama siz onu 1000 kişi satın almış olarak gösterirsiniz. 1000 kişi olarak sattığı gösterdiğinizde parayı sisteme sokarsınız. Para sisteme girdi, bir de onun vergisini vermek istemezsiniz. Çünkü 1000 kreminde bir maliyeti çıkacaktır sisteme giren paranın. Orada da sahte faturalar devreye girer. İçeride bu sefer sahte fatura koyarsınız. O zaman da hani kazancınızın
bin, o zaman da 1000 lira kazandıysanız işte 900 lirasını gider gösterirsiniz. Ya 100 lirasını ya da 50 lirasını devlete vergi olarak verirsiniz. Böyle bir sistem vardır. Bu sistemi döndürür durursunuz. İstediğiniz kadar çevirebilirsiniz. Ki bunu şunun için de söyleyeceğim. Maalesef ki Türkiye'de benim en son araştırdığımda da internet üzerinden özellikle satılan 7000 başıboş krem var. Başıboştan kaydettim. Devletin kayıtlarında olmayan, yani Sağlık Bakanlığı'nın ve bununla birlikte Tarım Bakanlığı'nın onayından geçmemiş ama internette satılan 7000 kremden bahsediyoruz. Ne oluyor? Sisteme deli gibi bir para akıyor. Vay be. Meğer mesele kremden başlıyor yani. Şu an en kolay yöntemi. Eskiden otoparktan yapılırdı. Dediğim gibi farklı yöntemleri vardı. Ya kumarda kazanırlar ama bunlar hepsi belirli oranlarda yapabiliyorsunuz. Ama krem dediğiniz zaman ucu açık. Şeye acı acı gülümsüyorum. Yani çok şükür hayatlarımıza hepimizin ama hani çoğu işte çocuğu olan, hayatında birçok yerde olan aile, bazen işte mesleğine koşuyor sabah. Hani düşünüyoruz işte, kendi üzerimden anlatayım. Seanslarım biter, seminerlere giderim, program çekimleri vardır. Bir düzenimiz var. Hep senin de öyle bir gazeteci kesinlikle olarak. Ailelerimiz var, çocuklarımız var. Ve bu kadar gerçekten çaba ayakta tutmak için önümüzdeki sene okul masrafı ne olacak? Gelecekte ona nasıl bir hayat hazırlayabileceğim? Çocuklar adına da, ailelerimiz adına da çoğu insan çok kalabalık aileleri geçindiriyor. Bu kadar derdini bir tarafa koyuyorum. Sen de bir taraftan kremden bahsediyorsun. Bir kremle dönen büyük bir sistemden bahsediyorsun. Doğru. Bu kadar insanın, her fenomen öyle değil bu arada ama tabii ki, göz önündeki birçok insanın çocuklara da kolay yoldan para kazanmanın nasıl hayat kurtardığını anlattığı ve aslında içinizdeki potansiyeli keşfedin başlığında körelttiği bir dünyada okumanın bile boş olduğunu anlatabildiği içeriklerin milyonlarca izlendiği bir dünyada okul sadece eğitim değil ki. Okul görgü, okul gelişim, kesinlikle, okul sosyal çevreye dair aidiyet, birçok alan var hayatta. Ama bunların anlatıldığı, bunun da arkasında yoksullukla ilgili dünya kadar koşulun da çoğu ilgi çektiği bir dönemde aslında eğitimin içerisine girmiş olan bir ahlak, vicdan, eşitlik, kendini gerçekleştirme üzerine bir yer. Biraz farklı bir katarsis bölümü oluyor farkındayım ama seninle beraber konuşmak istedim, önemli. Biraz senin hikayeni konuşalım peki istiyorum. Bugün bir gazeteci var karşımda ama her şeyden önce bir insan. Şöyle biraz erken dönemi hatırlasan, nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Mutlu bir ailede doğdum. Sevginin hakim oldu. Evet, belki çok büyük bir paraları yoktu ama çok kocaman sevgileri vardı. O sevgilere biz 4 kardeşiz. Bütün herkese sevgisini veren bir ailem vardı. Annem ve babam da halen işte oğlum bir şey yapıyorsa doğrusunu yapıyordur deyip hep bana güvenmişlerdir. Yapacağım her şeyde beni desteklemişlerdir. Bütün çocuklarını el üstünde tutmaya çalışan bir annem ve babam vardı. O yüzden hani nasıl bir ailede büyüdünüz diye soracak olursan ben sevgi ortamında bir ailede büyüdüğümü söyleyebilirim. Meraklı bir çocuk muydun Erman? Ya biraz meraklı, biraz da uslu bir çocukmuşum. Tabii mesleğin getirmiş olduğu bir şey. O süreçler böyle çocukluk yıllarımda çok fazla böyle hakkını arayan bir çocuk değilmişim. Sonrasına gelişti. Belki benim babam Kıbrıs gazisidir. Savaş esnasında esiri düşmüştü vardı. Heyecanlandığı zaman babam böyle hakkını çok böyle hani savunmazdı. Onun yerine annem hani konuşur, hakkını böyle savunurdu. Babam boş ver olsun hani neyse hani yapalım diyen bir yapısı vardı. Belki o beni etkilemiş olabilir. İlk dönemler yani ben hayatımı iki döneme ayırıyorum. Bir çocukluk yıllarındaki hakkını aramayan ben ama sonrasında mesleğinle birlikte hakkını arayan, bir tek kendisinin değil başkalarının da hakkını arayan bir bene dönüştüm. Bazen boşluk çok doğurgan oluyor. Hep söylüyorum yani çocukken belki hakkını çok aramamış olan o çocuk, hakkını nasıl arayacağını bilmeyen o çocuk, büyüdüğünde toplum adını hak arayan bir mesleğe de dönüşebiliyor. Zor deneyimler ya da travmalar, hayat içerisinde olan biten her şey insanları büyüdüklerinde ruhsal olarak sıkıntılı ya da patolojik bir hale getirecekler diye bir şey yok. Nasıl anlamlandırdığın ve ne kadar kendi üstüne gidebildiğinle ilgili bir şey ya. O yüzden de buraları iyi okumak lazım galiba. Kesinlikle.
Hep şöyle sorarım konuklarıma. Bütün güzel, keyifli anların, fotoğrafların yanında elbette çocukluk. Kutlanmalı çünkü. Sence senin çocukluğun ne eksik? Belki hak aramak olabilir. Belki olabilir. Bugün artık toplum adına hak arayan biri olarak rahat rahat soracağım. O zamanlarda sana belki bir çocuk olarak o hakkın peşine düşürmeyen, aratmayan neydi? Hangi özellikte içinde? Beşinci sınıftayken bir kavgaya karışmıştık. Benden bir daha iri yapılı bir çocukla kavga etmiştik. Normal hani çocuklar arasında olan bir kavga. İşte ben bir yumruk vurduğumda o çocuğun gözü şişmişti. Doğal olarak ben de bir korkmuştum. Sonra ailesi gelip böyle şikayetçi oldu. Öğretmenler beni bütün sınıf, daha doğrusu bütün okulun önünde öğretmen beni dövmüştü. Belki olabilir. Sadece ceza ile hiç kimsenin sağlıklı dönüştüğünü görmedim. Kesinlikle. Hele ki şiddetin olduğu bir cezaydı aslında. Sen gazeteci olma hayali kuruyor muydun? Gazeteci olma hayalimi bir edebiyat dersinde olmuştu. Takdir alacağım, işte lisedeyim. Edebiyat dersinde puan iyi olursa işte takdir alacağım. Hoca bir ödev verdi. Ödevde bir hikaye yarım bırakıyor ve bunu tamamlayın diye söylüyor. Ben hikayeyi tamamladım. Sonra okudum. Hoca inanmadı benim yazdığıma. Hocayla konuşuyorum. Hocam niçin inanmıyorsunuz diye. Bunu senin yaşındaki bir çocuk yazamaz dedi. Dedim hocam ben yazdım. Hayır yazamazsın. Hocam ben yazdım. Başka bir hikaye verin. Hayır dedi. Sana sıfır veriyorum dedi. Dedim hocam dedim ben yazdım. Başka bir hikaye verin. Başka bir şey yazayım. Gözünüzün önünde yazayım. Sonrasında başka bir hikaye daha verdi. Onu da yazdım. Bir karne zamanı geldi. Bekledim hani ne alacağım diye. Takdir aldım. Yani puanı vermişti hocam. Orada da bir arkadaşım vardı. Senin mutlaka hikaye yazman gerekiyor diye bana söylemişti. Oradan dedim evet benim artık yani hikaye yazan ya da o tarz böyle bir mesleğim olması gerekiyor deyip gazeteciliğe öyle yavaş yavaş evrildim. Sonraki belgesel niteliğindeki bazı dosyaların güzel dilinin kaynağını da aslında oradan buluyoruz. Etkileyen evet. Dilinin. O zaman Etiler Koğuşu'nu okumanızı tavsiye ederim. Etiler Koğuşu bir de ben kaçırmışım aslında döneminde bayağı evet. Da çok ciddi ses getirmiş. Evet. Yani o dönemin en çok satan yerli kitaplar arasında birinci sıradaydı. Bir tanesi evet. Peki gazeteci olmanı aile destekledi mi? Ailem beni destekliyordu. Benim eniştem gazeteciydi. Anadolu Ajansı'nda çalışıyordu. Stajyer aranıyor olunca Günaydın Gazetesi'nde staj yapayım en azından diye başladım. O başlayış. Orada polis muhabiri olarak başladım. Polis adliye muhabirliği dönemi var. Şimdi ben bir polis muhabiri olabilirim ama bu polislerin her zaman iyi haberler yapacağım anlamına değildir. Ben haberciyim, gördüm her türlü haberi yaparım. Polisin de bir yanlışı varsa meslek hayatım boyunca onların da olumsuz haberlerini yaptım. İşte Akşam Gazetesi'nde olduğum dönemlerde iki emniyet müdürü benim yaptığım haberlerden rahatsız oldular. Ve beni kurumuma şikayet ettiler. Biz Emrullah'ın burada olmasını istemiyoruz. Böyle emniyet müdürlerinden talep gelince o dönemki haber müdürü beni oradan aldı, adliyeye verdi. Adliye muhabiri yapmaya başladım. Şimdi birden polislerle sürekli haşır neşirken, polislerden haber kaynakların olurken bu sefer adliyeye gidiyorum. Savcılarla, hakimlerle, avukatlarla hani görüşüyorum. Orada aslında ben de hani sürgün olarak geldiğim yerde bir aydınlanma oldu diyebilirim. Bir dosyayı eğer takip ediyorsam başından sonuna kadar onları takip ediyordum. Şimdi görünüşe aldanmamak lazım derim her zaman aslında. Bu kadar hem beyefendi hem sakin bir yerden bu üslupla anlatan bu adam aynı zamanda orada gerçekten o cesaretli haberin en inine dersiniz ya bazen. Hani giren, bakan, araştıran, öğrenen biri. Bir de büyük dosyalar var. Demin şimdi konuştuk yani televizyon haberciliğini ayrıca konuşalım ama parola zehir tek başına aslında bir gündem. Etiler Koğuşu aynı şekilde. Aynı. Türkiye'de bilirsiniz belki de o dönemler özellikle uyuşturucu ve uyuşturucu ile ilgili aslında tüm bu meselenin çökertilmesine dair gündemler çok oldu. O dönemde de sanatçılar uyuşturucu bağlantıları üzerine yaptıklarım var. Onlar önemli. Ne şike bitti ne sevdam var. Şike meselelerin içine giriyorsun ki aslında bu mevzular fazla tehdit alınabilecek, zorlukları olabilecek mevzular bir taraftan da. Var mı böyle dönüm noktası olaylar hayatında? Var. Hani yazdım aslında kitapların bir kısmı böyle bir dönüm noktasından kaynaklanır. Bu dik duruşumun bence en önemli yeri Hürriyet Gazetesi'nde yaşadığım bir olaydır. 1996 yılında biz o süreçlerde polislerle birlikte canlı canlı operasyonlara gidiyorduk.
Bir gün polisleri çıkarken gördüm. Dedim hani operasyon akşam saati, operasyona nereye gidiyorsunuz deyince küçük armutlu. Etilerin arkası diye yanıt verdiler. Etilerin arkası olunca o dönemde işte çok ünlüler uyuşturucudan gözaltına alınıyordu. Dedim ki kesin polis ünlü birini gözaltına almaya gidiyor. Farklı bir kurumda olan meslektaşımla birlikte biz de polislerin arkasına takıldık. Gittik. Sol bir örgüte mensup evin kapısı çalındı. Dediler ki uyuşturucu ihbarı var dediler. Arama yapacağız. Kapıyı açan kadın dedi ki siyasi polis seni sizi içeri almayız. Hayır dedi narkotik polisiyiz dedi. Peki buyurun dedi. İçeride her tarafta örgüte dair bayraklar, afişler. Evde arama yapıyor polis. Hiçbir şey bulamadılar. Sonra bir tekerlekli sandalye gördüler. Tekerlekli arkada itme alanının içinde dediler burada uyuşturucu var. Emniyete geldik Vatan Caddesi'ne. Gördüğüm bir manzara vardı. Gözaltına aldıkları kadının ismi Oya Gökbayrak diye cumartesi annelerinin simge haline gelmiş bir kadındı. Tek erkek sandalyede. Kadın doğal olarak sürekli konuşuyor. Bunu siz koydunuz falan diyor. Benim sadece gördüğüm tek bir manzara. Polisler oradaki uyuşturucuyu kırarak çıkarttılar. 3-4 polis tek erkek sandalyenin o kısmını kırarak çıkarttı. Buraya kadar her şey normal. Sonra komiser yardımcısı yanıma geldi. Bir tutanak, hazırın tutanağı. Bunu dedi imzala dedi. Dedim neden imzalıyorum? Sen de olayları gördün. Yürü dedim. Benim dedim imzam haberimdir. Ben sadece haber yaparım. Resmi tutanağı ben bir imza atmam. İşte ama diğer meslektaşın imzaladı. İmzalayabilir. Bu sefer emniyette şey oluyor. Emrullah imzalamadı. Nasıl imzalamaz? Çünkü iki kişinin imzası yok. Bir Oya Gökbayrak'ın imzası yok. Bir de benim imzam. Bu sefer narkotik şube müdürü falan hepsi geldiler, çağırdılar. Burayı imzalayacaksın dediler. Bir şey inanmıyorsam bana hiç kimse bunu yaptıramaz. Sonrasında mahkemede tanık olarak çağrıldım. Aynen gördüğümü anlattım. Çünkü hiç kimseyi suçlayacak bir durumum yok. Kimseyi de koruyacak bir durumum yok. Polisler kırarak çıkarttılar. Çünkü benim mantığım şunu almıyor. Tekerlekli sandalye bir kadın 2-3 polisin kırarak çıkarttığı bir uyuşturucuyu nasıl çıkartsın? Sonrasında öğreniyorum ki o tekerlekli sandalye bakımdan gelmiş daha o gün kadına verilmiş. Yani ortada usulsüz yapılmış bir durum söz konusu. Herkes şaşırmıştı. Bir polis muhabiri nasıl olur da polislere karşı kabul, vicdanının sesini dinledi. Oysa ki ben bir haberciyim. Benim de doğrularım vardır. Kendi vicdanım vardır. Asla kaybetmememiz gereken vicdanım vardır. Ben sadece ona göre hareket ettim. Ve o kadın beraat etti. Mesela hala çok üzüldüm. Elimde bir imkan olsa da o insana yardım edebileceğim dediğim Burçin Bircan vardı. 2004 yılında uyuşturucudan hayatını kaybeden mankenden bahsediyoruz. 16 yaşında ailesinin evlatlık olduğunu söylemesi, hayatının alt üst olması ve o sonrasında zirveye çıkması, güzellik yarışmasının birinci olması ve 4 senede 20 yaşında da hayatını kaybetmesi. O dosyaya da baktığımda rahmetlinin günlüklerine de ulaşmıştım. Günlükleri okuduğumda böyle kendi insanlığımdan utanmıştım. Çaresiz bir kadın var. 20 yaşında bir gençten bahsediyorum. O kadar hayatında yardım çığlıkları barındırmış ki kendi yaptığı hataları da söylüyor. Bununla birlikte suçları da yazıyor, kurtulmak istiyor. Ve her gelen kadın, erkek, herkes bir cinsel obje olarak kullanmışlar. Ve kullanıp sadece atmışlar. Kadını da, erkeği de. Okuduğumda, Etiler Koğuşu'da o dönem yeni çıkmıştı. Bugünlük bana geldiyse, bu kızın hayatını yazmam için geldi. Bana belki de bunu gönderdi. O akşam karar verdim. Yazacağım ben günlüğünü. Ve günlüğünde o insana, o bataklığa düşmesinde ve ölümüne kadar giden süreçte kimler varsa hepsini açık açık yazacağım dedim. Sonunda davayla uğraşacak olsam da ben bu mücadeleye varım dedim. Bunu dedim Burçin Bircan adına yapacağım dedim. O kitabı yazdım. Sonra Etilerin Oyuncak Bebekleri kitabı. Hiç aklımda yoktu. İki dosyadaki şey beni öyle bir tetiklemişti ki. Bunlardan birincisi iki kız kardeş fuhuş batağına batmış sürekli oradaki kadın satıcısı tarafından pazarlanıyor. Bir anne o kadar yere şikayet etmiş ve en son hiçbir şey yapamıyor. Orada kadın satıcısına diyor ki bu aptal kızlarım sana inanıyor. Bayramda bari bana çocuklarımı bırak da bayramda çocuklarımın yüzünü göreyim diyor. Bir annenin sessiz bir çığlığı var orada. Dönüyorsunuz bir başka öfkelendiren telefon konuşması var.
Çünkü dosyada tapeleri de okuyorum. Bir iş adamı kadın satıcısını arıyor. Bana bakire bir kız gönder. Acil. Gerekiyorsa uçak bileti neyse hemen hepsini karşılıyorum. Ben tekneyim. Hemen bozup göndereceğim. Sen kimsin? Şimdi bunları görünce ben dedim bunu yazmam gerekiyor. O anne ve o adama deşifre etmek için. Bütün hepsini yazdım. A'dan Z'ye. Ve sonrasında savcı doğal olarak şikayetçi olmuş hepsinin beraatını istedi. Ama mahkeme hepsine o kadar ağır cezalar verdi ki bir süre cezaevinde kalmak zorunda kaldılar. Ve artık bu sistemin içinde yoklar. Ben sadece sessiz çığlıkta annenin o gördüğüm manzara karşısındaki bir mücadelemdi. Belki onun sesini duyup ona yardımcı olmamdı. Ve o dosya sonrasında da ben duruşmalarını da takip ediyordum. O annenin gelip elimi öpmeye kalkması. Ki tabii ki izin vermedik. Eli öpülesi o anne. Çünkü bir sessiz bir çığlığı vardı. Bunun gibi hani birçok hani tetikleyen haberlerde detaylar oluyor. Gündem başka, mesleki birikim, bilgi birikimi başka. Ama temel motivasyonunu dinlerken de hepimizin dehşete kapıldığı ama gerçek olan ve bu ülkede de olan belli başlı meselelere karşı temel motivasyonunu vicdanından almam bence çok temel bir yer aslında. Bugün araştırdığın ya da içinde olduğun haberlere bakınca o zamanlarda neler yaptığını da görmek lazım. Bu arada biz polis muhabirliğini, adliye muhabirliğini konuşuyoruz, gazeteciliği, hürriyet dönemini konuşuyoruz. Kanal D haber müdürlüğü de yaptın daha evet. Önce de. Uzun bir mesleki kariyerin bugün YouTube'da bir gazeteci var Emrullah Erdinç adı demekten çok daha fazlası olduğunun da altını çizelim aslında. Burası önemli buluyorum burayı çünkü gerçekten. Bahsettiğim fuhuş çeteleri ki maalesef daha önce yaptığımız programlardan, işlediğimiz dosyalardan da biliyorum. Zaten hangi yaşta olursa olsun bu bir istismar ve bu çark böyle döndükçe evlatlarımız, çocuklarımız için tehlike devam ediyor. Kesinlikle. Son dönemde özellikle yine üstüne belgesel yapıp dosya olarak da incelediğin Adnan Oktar meselesini de burada aklıma getiriyor. Bizim programa şu anda kendine bambaşka bir hayat kurmuş olan Ceylan Özgül geldi daha önce. Son dönemde yine Kedicik belgeselinde izlediğimiz şeyleri gördük 140'ın emeğiyle. Sen Adnan Oktar'a baktığın zaman ne görüyorsun? Hasta ruhlu, tehlikeli bir zeka görüyorum. Tehlikeli zeka Adnan Oktar. Ve bu ülkenin, bu coğrafyanın başına gelmiş en tehlikeli isimlerden biri. O kızların yaşayamayacak hale getirdiklerini gördüm. Bunların bir kısmı defalarca intihara teşebbüs ettiler. Çünkü Adnan Oktar ve o tehlikeli yapısından kurtulamayacaklarını biliyorlardı, hissediyorlardı. Kızlarla görüştüğümde hepsi ağlayarak nasıl işkencelere maruz kaldıklarını, nasıl insanlıktan çıktıklarını anlatıyorlardı. En az 1000 kızın hayatını mahvettiğini söyleyebilirim. O kadar tehlikeli bir zeka ki hala bu insanı kurtarmak için kulis yapıldığını görüyorum, duyuyorum. İnanamıyorum. Emrullah, insanın aklına gelebilecek ilk soru şu olmuyor mu? Sen bir gazeteci olarak bu kadar zamandır neyin ne olduğunu biliyorsun. Birçok insan da biliyor. Yetkililer de biliyor. Ne oldu da bu suç örgütü insanların hayatlarını karartmaya bu kadar yıl daha devam etti? Ne oldu da durdurulmadı? Çok basit. Şantaj gazetelerinin, ana gazetelerin hiçbiri bulunmadı. Bir kısmı İstanbul'daki operasyonlarda 99 ve 2018 operasyonda bulundu. Ama ana görüntülerin hepsi yurt dışında. O dönemki iki GSM şirketine sızmış bir Adnan Oktar'dan bahsediyoruz. Bütün kayıtları alıyordu. Yine aynı şekilde ilk kez Amerikan gizli servisi CIA'nin kullandığı ve daha Türkiye'de olmayan lazerli dinlemeler vardı Adnan Oktar örgütünün elinde. Ve buradan elde ettikleri şantaj görüntüleriyle birlikte örgütün yargı içinde de, siyaset içinde de isimlerini şantaj yaparak kendilerini serbest bıraktırdılar o dönem. Ve sonra kendilerine operasyon yapan isimleri işkence adı altında, bize işkence yaptı diyerek cezaevine gönderdiler. O aslında bütün herkesin mesajdı. Bizimle uğraşanın hayatı mahvoldu, getirttirdiler. Adnan Oktar yoluna devam etti. Ağına daha reşit olmamış kızları yine düşürmek için kendi yöntemlerini sürdürdü. Tecavüzünden tutun da her türlü suça kadar kullandı. O zaman şunu sormak gerekiyor. Adnan Oktar'ı kurtarmak için
o kadar çaba sarf eden 99 yılındaki o isimler, ya bu çocuklar kendi çocukları olsaydı kurtarırlar mıydı? Ya da kurtarmak için bu mücadeleyi verirler miydi? Ben 99 yılında da haberlerimi yaparken benim çevremden de, yani mesleki çevremden de insanlar şunu söylüyordu. Aman atlantoklara bulaşma, onlar da sana bulaşırlar. Bak çok tehlikeliler. Ne yapabilirler? Ölmek için yaşıyoruz. Sonuçta bu hayatın sonu ölüm var. Bir canım var. Başka bir şeyim yok. Ama mesleğimi de onurumla yapmam gerekiyor. Gördüğüm bir problemse, tehlikeli zekaysa istediği kadar benimle uğraşsınlar diyor. Ben hazırım. Bugün Adnan Oktar olur, yarın başka birisi olur. Hepsiyle uğraşmaya hazırım. Ana başta dolandırıcılık, kara para aklama olan meselelerde Türkiye'de gri listedeydi. Bu kavramları çoğumuz yeni öğreniyoruz aslında. Bireysel duyguna geri dönerek soracağım bu meselede. Dilan ve Engin Polat meselesi için de soruyorum. Nasıl bir Instagram kullanıcısıydın bilmiyorum ama sen takip eder miydin? Ya da bilir miydin o hayatı mesela bu dosyaya girmeden önce? Şöyle söyleyeyim. Instagram'ı daha yeni açtım. Ben Instagram'ı hiç kullanmıyordum. O yüzden Dilan Polat'ı da bu soruşturmayla birlikte gördüm. Videolarını da öyle gördüm. Hatta YouTube'u ilk açtığımızda ekip arkadaşlarımdan birisi şöyle bir şey söyledi. Abi dedi, Instagram ve TikTok'ta açmamız gerekir. Dedim sakın, onlara gerek yok. Ben öyle bir şey istemiyorum. Ben dedim Twitter'dan dedim, hani yazayım oradan devam edelim. Hayır, mecbur açmak zorundayız. Peki dedim, açın ama hani mümkün olduklar siz kullanın deyip ekip arkadaşlarım kullanıyor. Ben arada bir gelen bir mesajlara hani aslında bakıyorum. Aslında geriye dönük bir araştırma gibi oldu senin için. Son dönemlerde hani o paylaşımlar önüme düştükçe görüyordum. Ben de orada dedim ki o zaman daha yeni gördüm. Bu Dilan Polat meselesine girelim. Burada dedim tehlikeli bir şeyler olabilir. Sonra haber kaynaklarım çerçevesinde işte vergi dairesiyle konuştuğumda bir çalışma başlattık deyince tamam dedim. Hani biz buradan bir şey yapalım noktasına geldik. Şimdi aslında bilmiyorum kim ne kadar işin magazininin peşinde ya da kim gerçekten suçlunun cezasını çekmek istiyor ya da kim belki de kendi hayatı öfkesini bu mesele üzerinden gideriyor. Herkesin kendi ruhsal hali var, başka bir hesabı var ama meseleyi gerçekten bir gazeteciye sormayı önemli buluyorum. Biraz da formatın da dışına çıkarak yer yer. Bütün bunlar gerçekse parayı aklayanı konuşuyoruz. Kimin parası aklanıyor? Yasa dışı bahis. Peki gazeteciler olarak nereye kadar varılabildi burada? Kimler bunun sorumluları, süreç? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki MASAK'ın ana raporunu beklemek gerekiyor. Çünkü MASAK'ın şu an bildiğim kadarıyla bazı bulduğu doneler var. MASAK şu an nasıl çalışıyor diyecek olursak. Şu an bütün ifadeleri savcılık MASAK'a gönderdi. Şimdi MASAK bunları incelerken asıl en önemli İnceleme noktası internet üzerinden Polat ailesine alışveriş yapan kişilerin hesaplarının incelenmesinde. Şimdi bir kişi örnek vereceğim. Siz bir krem aldıysanız, ayda bir krem aldıysanız bu normal olarak görülüyor. Ama bir kişi bir ayda 100 krem aldıysa bu kara listeye giriyor. Şimdi kara listedeki hesabı alıyorlar. Bu hesaplar kimlere para göndermiş? Sonra ona bakıyorlar. Çünkü o şekilde ipin ucunu yakalayarak paranın toplandığı yeri bulmaya çalışıyorlar. Bu da yaklaşık bir 3-4 ayı bulacağını düşünüyorum. Burada bir anekdot vereyim. Krem diyoruz değil mi? Erkekler. Çok basit bir sistem kurmuşlar. Yani ben de vergi dairesiyle hani konuştuğumda hani ne kadar sürer? Çok kolaydır. Hemen bulduk diye söylüyorum. Çünkü hepsi aile şirketi. Hep aile şirketinin kişilerin üzerine kurulmuş olan şirketler. Hep birbiriyle bağlantılı. Hep birbirine para gönderilmiş. Sonrasında 4 şirkette bütün paralar toplanmış ve oradan da nakit çekilmiş. Sahte faturalar da belli. Tek bir adres Beylikdüzü'nde, sitede bir adres. 3 sahte şirkette, yani naylon fatura olarak tabir edilen sahte faturalı kesen şirkette aynı adresteler. Bunları bulmamız çok kolay oldu dediler. Kurulan sistem çok amatörce bir sistem. Şimdi burada zor olan işin ikinci aşaması, paranın kaynağı. Yani buzdağının görünen yüzü değil de alt tarafı. Sezgin Polat, Sıla Doğu, Ahmet Gün, Dilan Polat, Engin Polat. Bunlar sistemin kurucuları olarak görünüyor. Diğer isimler bu örgütün üyesi olarak dosyada değerlendiriliyor. Ama
bu isim için söylüyorum. 5 isim dosyanın göbeğinde ve yargılama sonunda bu iddialara yanıt veremezseler ceza alacak isimler. Öngörün nasıl? Mesela Dilan Polat ne kadar ceza alacak böyle bir süreçte? Şimdi onun için iddianameyi görmek gerekir. Yani baktığımız zaman 8 ile 25 yıl arasında bir hapis cezası da yargılanır. Şimdi bir Banu Parlan dosyası da eklendi. Orada da bir azmettirme suçu var. Silahlı saldırıdan. Eğer hani o da eklenirse bu cezasının daha da artacağı anlamına gelir. Ama tabii ki 25 yıl bizim ülkemizde üst sınırdan ceza verildi. Çok böyle görülmez. Mahkemeler genelde ihal indirimi, işte mahkemede efendi durmalara gibi bir takım bence hani gereksiz indirim maddeleri uygulanarak cezalarında düşürme modeline giderler. O yüzden de yargılama sonunda özellikle yine iddianamede bunu görmek gerekecek. Ama ne olacak? Sonrasında hani alınacak cezadan daha ziyade burada baktığımızda bir para cezası, çok ciddi bir para cezası da gelecek. Yani cezaevinden ileriki dönemlerinde çıktıklarında bir süre hesaplarına nakit para koyamayacaklar. Ya da bir yerde artık hani çalışıp para kazandıklarında devlet o paranın bir kısmına el koyacak. Çünkü tahminlerime göre hani baya baya böyle yüklü bir mevladan bahsediliyor, verilecek vergi cezası, devleti zarar uğrattıkları için verilecek ceza. Peki bildiğin kadarıyla cezaevinde ne oluyor şu anda? Nasıl bir hayatları var? Şimdi cezaevinde ki hayatları tabii ki zor. Bir kere telefon kullanamıyoruz. Yani az önce bahsettiğiniz ya sosyal medyada sürekli hayatını telefonla paylaşan bir Dilan Polat'tan bahsediyoruz. Şimdi hayatına dair hiçbir şey paylaşamıyor. Telefona dokunamıyor. Öyle bir Dilan Polat'a döndük. Veya kahve içemeyen bir Dilan Polat'a döndük. Çünkü içeride sadece çay içebilir. Kahve kantinde olursa kantinden bir ihtimal hani alabilir ama o da çok zor. Bulunduğu koğuşta hani kettle olsun hadi kahve yapayım bunların hepsi yasak. Böyle bir şeylere söz konusu dahi olamaz. Su bile ısıtamazsın hani orada. Ve yine baktığınız zaman sabah 8'de mecbur sayıma katılmak zorundasınız. Hani uykum var ben biraz daha uyuyayım deme şansınız yok. Aynı şekilde orada sigara içeceği zaman belirli alanlarda dışarı çıkabiliyor ve artık bir nevi hayatı tamamen oradaki infaz koruma memurlarının denetlemesiyle geçen Dilan Polat ve cezaevindeki insanlar için söylüyorum. Çünkü nereye ne zaman gideceklerini oradaki görevliler karar veriyor. Telefon ne zaman açabileceğine oradaki görevliler karar veriyor. İşte bir şaşalı az önce söylediğiniz gibi bir hayattan tamamen devletin sana biçmiş olduğu rol modele dönüyorsun. Devlet sana artık diyor ki senin yaşayacağın hayat burada olduğun süre içerisinde bu koşullar altında devam edecektir'e dönüyorsun. Ki kıyafetlerin bile sınırlı olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Peki fenomenler koğuşunu hazırladınız, ekiple beraber yaptınız. Anladığım kadarıyla da bu son dönemdeki iddialar ve suçlarla beraber aynı koğuşta bulunan fenomenler de var. Nihal Bahar, yan koğuşlar, yan yanalar. Şeyi bir merak ediyorum ben bu arada. Yani bilmiyorum yine belli bir sürecinde bu cezanın sizlerin gazeteci olarak girip röportaj yapabilme şansı olabilir mi? Şöyle röportaj yapmak sadece Adalet Bakanlığı'nın vereceği izinle olur. Hem kişinin kabul etmesi hem de Adalet Bakanlığı'nın kabul etmesi gerekiyor. Fakat şu an daha tutuklu iddianamesi hazırlanmadığı için, yargısı başlamadığı için bu süreçte röportaja, cezaevindeki röportajlara izin verilmiyor. Sadece şu şekilde görüşmeye gidebiliyorsunuz. O da haftada 3 kişiyi açık görüşte yazdırma hakkı var. Her tutuklunun, Dilan Polat'ın da diğer tutuklarında. 3 kişiyi, bunlardan ikisi kan bağı ya da soy isimi tutması gerekiyor. Bir akrabalı olması gerekiyor. Üçüncü kişiyi kan bağı olmasa da bir arkadaşını da ya da yazacağı isimdeki birini de listeye dahil ettirebiliyor. Ben öyle bir talepte bulundum. Kendisiyle öyle bir ortamda görüşmek, konuşmak istedim. Yani bunun adına hani sözlü bir röportaj da diyebilirsiniz. Ya da aklımdaki o soruları sormak için de. Fakat kendisi şu aralar basına bir demeç vermeyeceğini, görüşmek istemediğini arkadaşım aracılığıyla iletti.
Ben de kendisine teşekkür ettim. Çünkü son yaptıkları kamuoyuna açıklamanın kendilerini ters teptiğini, o açıklamadan kaynaklanarak bir süre basın açıklaması yapmayı düşünmediklerini söylediler. Tabii ki ben de saygı duyarım, yapabilecek bir şeyim yok. Ama dedim ya, hani haberciliğin kuralları gereği, yani 5M1K gereği benim kendilerine de bir ulaşıp bir söz hakkı vermek ve kafamdaki sorularımı da, gazetecilik sorularını da sormak vardı. Umarım ileriki dönemde kabul ederse bu sorularımı ben de sormak istiyorum. Adalet yerini tam anlamıyla bulsun. Kesinlikle, herkes için. Evet, burada isimler önemli değil. Kesinlikle. Sisteme güvenmemiz gerekiyor ve her kim ki emek çaldıysa, para çaldıysa, yaşamlarımızın hakkını çaldıysa aslında, çünkü bu kocaman bir sistem bir parçası, bir yerlere gidilen, giden bizden alınıyor baktığımız kesinlikle zaman. Bütün hepimizin dileği, amacı bu. O yüzden de tabii suçlar da kesinleşmeden, insanları kendi duygularımızla da vurmadan sürece ve adalete güvenerek beklememiz gerekiyor. Ki kesinleşmekte olan suçlar da var gibi duruyor şu anda. Emrullah, bu arada bu gündem sürecek gibi sanki. Bir sürü fenomen isim konuşuluyor. Bir süre daha gidecek. Şu anda iddia olduğu için ben bu programda evet, en azından söylemek istemiyorum. Ben de iddia olduklarında çok böyle isimleri dile getirmiyorum. Önce bir suç unsuru bulunsun. Suç unsuru bulunduktan sonra ben de söylemeye taraftarım. Ya da bazen Dilan Polat'a dair de kamuoyunda yanlış böyle bilgiler çıkıyor. Onları da, yanlış olanı da, yanlış haber olduğunu da söylüyorum. O da bizim hani mesleki deneyim, tecrübemiz ya da ahlakımız gereği olduğunu söyleyeyim. Ama hani diğer fenomenlerin hani isimlerini işte zikretmek sanki bir avcılık yapıyormuş gibi, bu da alınacak, şu da alınacak demek benim ahlakıma uymuyor. Benim için hep her zaman şey var, ekiple de hep konuştuğumuzda önce bir belgesini görmek, bir ipin ucu olması. Evet, artık biz bu haberde bu ismi söyleyebiliriz ya da bu isimleri zikredebiliriz deyinceye kadar, o belgeleri de görünceye kadar biz mümkün olduğu kadarı bu tarz böyle isimlerden kaçıyoruz. Bu isimler şu an araştırılıyor ama. Araştırılıyor. Bu inceleme. İsimler sadece medyada onu da araştırın, bunu da araştırından öte zaten belli bir takipteler ve araştırılıyorlardı. Aynen, araştırılsın. Denetçiler, vergi dairesindekiler de, MASAK'takiler de bir şey bulduğu zaman emin olsunlar ki ben zaten onların hepsine ne bulunduysa aktaracağım. Peki, geçmişten bugüne tüm yolculuğum boyunca gücü motivasyonunu da ahlakından alarak, vicdanından alarak bize haberi ulaştırdığın için bir teşekkür edeyim. İyi ben gazetecilere ihtiyacımız var ya. Çok uzun yıllar, çok bu konuda da bence ülke olarak ana akıma, geleneksel medyaya dünya kadar insan güvenini kaybetti. Maalesef bunu ben kendi adıma ve gördüklerim adına söyleyeyim. Doğrudan olduğu gibi en çok linç edilenin bile aslında hayır bunu yapmayın, bu kesinleşmedi diyebilen ya da bazen gerçekten de en çok yerlere göklere sığdırılamayanın bile bir dakika arkasında ne oluyor diye araştırabilen, bütün objektivitesiyle bunu yapabilecek insanlara ihtiyacımız var. Ekibine, sana teşekkür edeyim bu anlamda. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğin için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ben de sohbet etmekten çok keyif aldım. Bazı bireysel merak ettiğim şeyleri de sordum belki insanlarla beraber. Her programın sonunda SMA hastası bebeklerimizden bahsediyoruz. Bu program bu kadar izleniyorsa bir anlamı da olsun istiyoruz. Çocuk hakları ve çocukların yaşam hakları üzerine Nazlı Nisanur Damgacı. Instagram'da sma.nazlinisanur hesabından aileye ulaşabilirsiniz. Hep söylüyorum, maddi destek vermek hepimizin elinden gelmiyor. Desteğe, duaya, bugün nasılsınız diye hal hatır sormaya da çocukları için mücadele veren bu ailelerin güç olsun diye ihtiyaçları var. O yüzden Nazlı Nisanur'dan bahsettik bugün. Yeniden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.